Her seçim döneminde Türkiye kutuplaştı mı tartışmalarına tanık oluyoruz. Artık hepimizin okuduğu farklı gazeteler, izlediği farklı televizyonlar, tatil yaptığı farklı mekanlar, gittiği farklı restoranlar var. Kendi mahallemize hapsoluyor, kendi yankı odalarımıza kapanıyor, birbirimizden uzaklaşıyor ve tahammülümüzü kaybediyoruz. Ben Cüneyt Özdemir. Tahammül, kutuplaşmış Türkiye başlıyor. Bugün ne yazık ki iktidar ve ana muhalefetin el ele verip oluşturdu, birlikte oluşturdukları, sefasını da birlikte sürdükleri bir kutuplaşma ortamındayız. Kutuplaşma dediğimiz şeyden çok da korkmamak lazım. Kutuplaşma husumete dönüşmediği sürece. Niye? Kutuplaşma nerede olur? Demokrasilerde olur. Kutuplaşmanın olmadığı düzenin adı nedir? Diktatörlüktür. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Çünkü bütün gücünüzü kutuplaşmadan alıyorsunuz. Tek gücünüz var. Kutuplaşma. Türkiye'de kutuplaşma dediğimiz şey, son yıllarda tartışılan şey, öncelikle AK Parti iktidarıyla beraber başlayan süreçte AK Parti yandaşlığı ve karşıtlığı üzerine kurulu. Erdoğan, toplumun bir bölümünün kendisinden nefret etmesini adeta arzu ediyor. Onlar nefret etsin ki diğer taraf da taparcasına sevsin. Ben bu kutuplaşmayı genellikle de söylenenlerin aksine muhalefet tarafının daha fazla çıkardığını, çünkü son 20-25 yıllık yenilgilerin onları bu duruma ittiğini düşünüyorum. Türkiye'de kutuplaşma dediğimiz zaman bunun tek bir sebebi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Burada nemalanan bir iktidar var, bundan çok da keyif alıyor. Hatta sistemi de onun üzerine kurmuş durumda. Esasen siyasette kutuplaştırma bir meşru yöntemdir ve Türk siyasetinde bu yöntemi en iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan eline bir bıçak almış durumda. O gün seçimlerde ne lazım? İşte Kürt Türk hemen bıçak indiriveriyor o toplumsal yapıya. Kürt Türk'ü birbirinden ayırıyor. Ey Kürtler diye başlıyor. O toplumdaki o ögeleri öne çıkar. Ertesi gün ne gerekiyor? Milliyetçilik. Bu defa da milliyetçilik duyguları altında toplumu ayrıştırıyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumu germek istediğini veya böyle bir faaliyet içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Türkiye toplumu geren, istedikleri elinden giden, eski güçleri olmayanların çıkardıkları kavgadır. Yani 2007'de Çankaya eşi başörtü biri çıkacak diye kıyamet koparanlar bence kutuplaşmayı yaratan onlardı. Gezi Parkı hadiselerine bakalım. Türkiye'nin kutuplaşması noktasında özellikle ilk adımların atıldığı süreçlerden bir tanesiydi. Bakın, halkı kim ve düşmanlığa tahrik nedir biliyor musunuz? Gezi olayları sırasında %50'yi evlerinde zor tutuyorum demez. Bu sokakta protesto eden %50'yi siz benim düşmanımsınız diye nitelendirmek demektir. Bu halkı bölmek, kutuplaştırmak demektir. Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Bazı uygulamalar, bazı politikalar ama Kürtleri, ama dindarları, ama yeri geldiğinde de Alevileri, belli bir yerden sonra solcuları. Şimdi 70'lerin o soğuk savaş yıllarında da bugün hala Türkiye'de var olan o sol karşıtı negatif duyguların kökeni 70'lerdeki soğuk savaş yılları. Sosyal travmalar özellikle en büyük özelliği bir jenerasyondan bir jenerasyona aktarılır. Ve o jenerasyon bununla endoktrine olur. Bu travmalar bizi buraya getirdi. Türkiye'de bir takım meseleler, örneğin Madımak gibi ama 6-7 Eylül gibi birçok toplumsal travmaya yol açan çok vahim meselelerde bile hep o ulus devletin bir biçimde rolü var. Benim inancımı tanımlıyorsun. Sen kimsin ya? Kimsin benim ibadet yerimi tanımlıyorsun? Kimsin benim ibadetimi tanımlıyorsun? Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu durup dururken ben Aleviyim diye bir çıkış yaptı. Peki, bunu aynı şekilde başka bir lider ben Sünniyim diye bir çıkış yapmaya kalksaydı
Herkes diyecekti ki Sünni olduğunu niye söylüyorsun? Ortamını geriyorsun diyeceklerdi. E peki Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı bu değil miydi? Kürtlere kendi dillerinde şarkı söyleme hakkı. Kendi dillerinde eserleri çıkartabilme hakkı. Tiyatrolarda okuyabilme hakkı. Mahkemelerde kendilerini Kürtçe savunabilme hakkı. TRT Kür değil. Bu hakların, bu özgürlükleri getiren kim? Recep Tayyip Erdoğan. Yani sonuçta Kürt'e biz şunları verdik dediğinizde bile bir ayrıştıran değil. Ama özü ne? Özü benim o gün siyaseten hangi kesimden oy almam gerekiyor? Ona yönelik bir politika, bilinçli bir politika. Amaç o kesimleri yanına çekmeyle ilgili bir politika üretmek ve onu da gereğini devletin tüm olanaklarıyla yapmak. Bir takım siyasiler diyorlar ki hepimizin bir ortak ötekisi var kardeşim, Suriyeliler, bu gelenler, mülteciler falan. 13 milyonu aşan sığınmacı ve kaçak var bu ülkede. Her gün 1000 ile 1200 kişi giriyor Türkiye'ye. Biz dünyanın Luna Park'ı mıyız ki Türkiye? Dünyanın neresinden gelirse gelsinler de gelsinler diyor. Evet, biz bu konuda Türk milletinin kutbuyuz. Oradan gelenlerin bir kısmı biliyorsunuz çalışma hayatımızın içinde. Şimdi bakın, ben arazide gezen bir milletvekili. Bugün bir sitelere gidin, sitelerde çalışanların birçoğu Suriyeli. Çok net söyleyeyim. Şimdi bugün Ankara'da tarım yapan, hayvancılık işiyle uğraşan kişilerin yanına gidin, oralarda çalışanların çoğu Afgan. Biz bu noktada çalışan, ürettirdiğimizde bir özellikle gelen mülteci kısım da var. Geliri bağışlanmak üzere dostluk maçına çıktı. Ancak bir taraftar sahaya atlayıp yaptığı hareketle tribünlerde tansiyonu yükseltti. Lütfen savcılar, sizleri saldırıya olmaya davet ediyorum. Lütfen arkadaşlar. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları Bursa Nilüfer'de karşı karşıya geldi. Holiganlar arasında önce slogan atışması oldu. O tehlikeli gerilim dakikalar sonra da taşlı sopalı kavgaya dönüştü beklendiği gibi. Bursa Spor Diyarbakır Spor maçında sahada futbolcular arasında çıkan tartışma tribünlere kadar sıçradı. Bu kadar umutsuzluğun öfkeye dönüştüğü yerde giderek manevi şiddetin maddi şiddete dönmemesi mümkün değil zaten. Onun için karşımızdaki mesele sadece seçimlerde ne oldu abi, vah vah bu kutuplaşmadan dolayı yeniden Erdoğan kazandı meselesinden ibaret olmayan, hepimizin geleceği, bütün bu ülkenin geleceği ve toplumsal esenliği risk altına sokan bir durumdur. Toplumun bütünlüğü bozulduğu zaman görmüyor muyuz Amerika'yı? Senatosu, yani senato nedir? Demokrasinin kalbi. Ne oldu? İnsanlar tepkisini göstermek için o kalbe bir vuruş yaptılar. Bundan daha büyük bir zarar olur mu? Demokrasinin birbirimizi dengelediğimiz o şiddet dengesini kurduğumuz yapının bozulmasından daha kötü ne olabilir? Arap Baharı'nın sonucunda görmedik mi? İç savaşlar, terör örgütlerinin yükselmesi, yani kutuplaşmanın tehdidi nedir dedin de bir dikişin bozulması o kumaş için neyse toplum için de o demek olur. Metroya, metrobüse bindiğin zaman kalabalıkların birbirlerine günaydın demediğini, hatta böyle birbirinden çekinerek kaygıyla baktığını görmüyor musun? Yani o gün eğer kıyafetin birazcık diyelim, hani bacakların görünüyor, saçın açık vesaire ise başıma bir şey gelir mi demiyor musun? Ya da metroda bir kitap açıp, bir gazete açıp okumaya kalkıştığında yanımdakiler tepki verir mi demiyor musun? Şimdi bütün sade birey bunu hissediyor, hissetmez olur mu? Bütün dünyamız ayrıştı. Ayrı otellerimiz, ayrı gazetelerimiz, ayrı televizyonlarımız, ayrı tatil yeri tercihlerimiz var. Şimdi dolayısıyla bu sürdürülebilir bir durum da değil ve bugün geldiğimiz noktada evet, Türkiye'de kutuplaşma dediğim şey görünür yüzeyi Erdoğan yandaşlığı, karşıtlığı ama aşağıya indiğimiz zaman gördüğümüz şey sadece ikili bir eksen üzerinde tezi antitezi olan bir kutuplaşma değil artık. Bizim kutuplaşma nasıl azalır, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada ortak paydamız da tekrar buluşmamız. Bizim toplum olarak savunduğumuz o bir araya geldiğimiz bizim için en büyük değer ne? Bunu tekrar karar vermemiz gerekiyor. Deprem geçici bir süre bütün toplumu birleştirdi. İşte orada bir fotoğraf görüyorsunuz mesela. Türkiye Komünist Partisi yemek dağıtıyor. Ülke Ocak'ta bir genç oradan yemek alıyor. Bu böyle bir fotoğraftı. Orada tabii siz enkazı kaldırırken ya bunun altında
kim var yanında benle birlikte kantıran kim demiyorsunuz. Toplumu birleştirdi aynı şey. Toplumlar buna ben hazır olduğu gibi bir samimi kanaatim var. Sadece o insanlara ve toplumlara önderlik edecek yeni siyasetçilere, yeni siyasi iddialara ihtiyaç var. O ortaya çıkacağını sanıyorum bir 5 ila 10 yıllık vadede. Onun için hani orta vade için biraz daha bu sıkıntının süreceğini ama sonrasının parlak olduğunu sanıyorum. O yüzden yarın için bu hesaplaşmanın ya da birbirimizden helalleşmenin nasıl yapılacağının temel meselesi yarını kollamak. Yarın sabah hepimiz aynı güneşe ve aynı kadere uyanacağız. Başımıza ne gelecekse bu semtte, bu şehirde, bu topraklarda aynı şeyler gelecek senin de benim de başıma.